IT sektörü KVK'nın IT sektörünün KVKK ile imtihanı, işte IT sektörü KVKK'nın neresinde? Konu bu. Öncelikle o zaman bunu kim anlatacak diye belki hani bakmışsınızdır, belki bakmamışsınızdır. Ben kendimle ilgili bilgi vereyim ben. Ben Avukat Hasan Selçuk Turan. 1992 Boğaziçi Bilgisayar mezunuyum ben. 2013'e kadar IT sektöründe çalıştım. Değişik görevlerde bulundum. Neredeyse her bölümüyle ilgili sunucular olsun, güvenlik olsun, işte santraller olsun, network altyapısı olsun vesaire vesaire. O dönemlerde bu kadar çok görev ayrılığı yoktu. Neredeyse bütün alanlarında çalıştım. Sonrasında 2010 yılında hukuk okumaya karar verdim. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Aynı dönemde de Bilgi Üniversitesi'nde bilişim hukuku yüksek lisansını bitirdim. Halen İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu başkanlığını da yürütüyorum. Şu an sadece yani birkaç dava dışında sadece kişisel verilerin korunmasıyla ilgileniyorum. Sadece o alanda çalışıyorum. Uyum projeleri yerine getirmeye çalışıyorum. Mümkün mertebede değişik bakış açısıyla doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Kararınca kendi yazdığım bir yazılımım var. KVK uyum projelerinde kullandığımız. Onu da bir yandan da yazılımı geliştiriyorum. Onu da projelerimizde kullanıyoruz. Tabii şimdi KVKK deyince IT sektörünün KVKK ile imtihanı deyince mesela katılım sayısına da bakınca imtihanın çok da iyi geçmediğini düşünüyorum. 76 katılımcı var. Biz benzer bir toplantıyı avukatlar arasında yaptığımızda katılım sayısı çok daha yükseğe ulaşıyor. Bu biraz da tabii aslında bir ITG ya da işte BT'ci diyelim, biz ITG diye söyleyelim. ITG ile acaba hukuk arasındaki bakış farklılığı nedir diye biraz onunla ilgili ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi genel olarak baktığımız zaman IT kavramı, ITG genelde esasla ilgilenir. Yani işi yapmış mıyım, doğru yapmış mıyım, yanlış mı yapmışım, sonuç doğru mu çıkmış, şöyle mi olmuş, böyle mi olmuş diye sebep sonuca bakaraktan işin doğruluğuna karar verir. Nasıl yapıldığıyla biraz daha az ilgilenir. Bir hukukçuya baktığımız zaman usul daha önce gelir. Yani zaten hukukun altın kuralıdır bu. Usul esastan öncedir. Bu usul esastan önceliği birçok olayda kendini gösterir. Yani mesela delillerin yanlış toplanması, hukuka aykırı elde edilmesi halinde otomatikman davanın kaybedilmesiyle sonuçlanabilir. Ya da bazı işlemlerin eksik yapılması kişinin hak kaybına sebep olur. Yani hukukçu esastan değil, usule önce bakar, sonra esasa bakar. Genel olarak ITG ise doğrudan esasa bakar. Şimdi KVKK kısmına geldiğimiz zaman belki de IT tarihinin en zor dönemi aslında bu dönem. Çünkü bir işlemleri yaparken daha önce neye bakılıyordu? İşte atıyorum iş sahibi, patron ya da yazılımı kendimiz yapıyorsak bir işin nasıl yapılacağıyla, nasıl sonuçlanması gerektiğiyle ilgili hesaplanmasıyla ilgileniyorduk. Verinin içeriğiyle genel olarak bizim bir işimiz olmuyordu. Yani nedir? Biz zaten başkalarına hizmet ediyoruz. Onların bu verileri nasıl kullandığına bakıyoruz. Doğrudan IT'cinin kendi adına kullandığı veri miktarı çok azdır. Yani atıyorum bir büyük bir şirketin kullandığı veri miktarı terabaytlar bile olsa IT bölümünün kendisiyle ilgili kullandığı, yani bizzat kendisinin ürettiği, kendisinin değiştirdiği ve onun sonuçları o bölümü ilgilendiren veri miktarı çok azdır. Hatta tüm şirket içinde en az olanlardan bir tanesidir. Yani çünkü genel olarak çok bir işlem yapmaz. Ne yapar genelde? İşte demirbaşın tutulmasını bakar. Kimler nereye erişmiş onlara bakar. Yani bir anlamda denetleme göreviyle sınırlıdır.
genel olarak bunun dışındaki işlemlerde çok fazla IT bölümünün dahil olduğunu görmüyoruz. Ama KVKK'ya baktığımız zaman şöyle yanlış bir yanılgı var. Yanlış bir yanılgı, yanlış bir kabul var diyelim. O da sanki KVKK çok basit bir şey. IT sektörü tarafından bu yerine getirilebilir. Çok da kafa yorulacak bir şey değil ve kolayca IT bölümündeki arkadaşlar tarafından iki tane işte metin konulabilir. Bunlara bakılır ve sorun çözülürmüş gibi görünüyor. Oysa durum böyle değil. Yaptığımız tüm projelerde genel olarak IT'cilerin bakış açısı bir küçük bir kısmını istisna tutarak söylüyorum. Küçümsemeyle bakıyorlar. Yani KVKK'nın abartıldığını, çok da zor bir işlemler olmadığını, işte anonimleştirme denen şeyin ana kayıt üzerindeki kişi ismini değiştirerek biteceğini, aslında KVKK'nın güvenliğin bir parçası olduğunu, ISO 27001'in bir parçası olduğunu, bilgi güvenliğiyle eş olduğu gibi bazı yanlış inançlar var. Oysa işin gerçeği öyle değil. Öncelikle bir mesela kişisel veri işlemenin ne olduğunu bir defa herkesin anlaması gerekiyor ki ancak ondan sonra bunun sonuçlarının ne olduğunu değerlendirebiliriz. Bir kişisel veri işleme öncelikle iki taraf arasında gerçekleşen bir işlemdir. Bir hukuki işlemdir. Hukuki işlem dememizin sebebi şudur. Kanunlar, hukuk bunlara bir sonuç bağlar. Yani siz eğer bir hukuki fiil yapıyorsanız, bir kişisel veri işliyorsanız, bu kişisel veri işleme ya hukuka uygundur ya hukuka aykırıdır. Çünkü onun için kurallar belirlenmiştir. Hukuka uygunsa bir sıkıntı yok. Hukuka aykırı ise bu durumda hukuka aykırılığının sonuçlarının giderilmesi lazım. Bunların bir kısmı bu bir suç ise cezalandırmayla, hapis cezası ya da başka tür cezalandırmalarla. Eğer bu bir suç değil sadece kişinin haklarını ihlal eden bir yapıysa bu durumda da tazminatla çözümlenebilir. Yani gördüğümüz üzere kişisel veri işleme faaliyeti, her bir kişisel veri işleme faaliyetinin suç, ihlal ya da hukuka uygunluk açısından seçeneklerden birine girmesi lazım. Burada baktığımızda iki tarafı vardır kişisel veri işleme faaliyetinin. Bir, veri sorumlusu dediğimiz bir kısım vardır. İkincisi de ilgili kişi dediğimiz kişisel verisi işlenen gerçek kişiler. Kişisel verilerin korunması kanunu sadece yaşayan insanlarla ilgilenir. Ölmüş insanların verileriyle en azından bizim mevzuatımız ilgilenmez. Onlar kişisel veri kavramı, kişisel verilerin korunması hukuku sisteminde korunmazlar. Elbette başka kanunlarda korunmaları da vardır. İki taraf olduğuna göre veri sorumlusu bir de ilgili kişi yani kişisel verisi işlenen kişi olduğuna göre ortada bir de kişisel veri olması gerekiyor. Çünkü ancak kişisel veri işlemenin olması için bir kişisel verinin olması lazım. Kişisel veri dediğimiz şey işte burada çok genişliyor. Kanuna baktığımızda bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgi kişisel veri olarak kabul edilebilir. Bu her şey olabilir. TC kimlik numarası, adı, soyadı, boyu, kilosu, adresici bilgileri vesaire vesaire her şey olabilir. Sonra bu kişisel verinin işlenmesi için bir de amaç olması lazım. Bir defa amaçsız bir kişisel veri işleme faaliyeti olamaz. Eğer amaçsız bir kişisel veri işleme faaliyeti varsa bu daha birinci aşamada hukuka aykırıdır. Yani bulunsun diye sadece işte elimizde olsun diye kişisel veri toplayamayız, bunları saklayamayız. Demek ki bir amacımızın olması lazım. Ve son unsurda bunlar işlemek için bir hukuki sebebimizin olması lazım. Yani bu amaca ulaşmak için elimizdeki kişisel veriyi işliyorsak bunun bir hukuki sebebe dayanması lazım. Hukuka uygunluk olması gerekir. Eğer bu sebep hukuki bir sebep yoksa bu da hukuka aykırıdır. Oradan da iki türlü şey vardır. Ya tazminat ya suçtur.
cezalandırılması gerekir. Bu açıdan baktığımızda peki hukuki sebepler nedir diye değerlendirdiğimizde 4-5 tane hukuki sebep vardır. Bunlardan bir tanesi hukuki yükümlülüktür. Bir tanesi işte sözleşmeden kaynaklanması gerekiyordu. Bir tanesi meşru menfaattir. 4-5 tane var bu şekilde. Bunlara uymayan kişisel veri işleme faaliyeti, böyle bir hukuki sebebi olmayan kişisel veri işleme faaliyeti hukuka aykırı olduğu için bununla ilgili yapılacak diğer işlemlerin de bir önemi yoktur. Genel olarak şöyle bir yanılgı içerisindeyiz. İşte biz acaba ISO 27001 kriterlerine uyarak kişisel verileri koruduğumuzda aslında bütün sorun bitiyor mu diye. Yani başkalarının erişimini engellediğimizde, yetkisiz kişilerin erişimini engellediğimizde bu sorun çözülüyor mu diye düşünür. Oysa baktığımızda durum böyle değildir. Ben bunu genel olarak çürük domates ve buzdolabı örneğiyle anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki buzdolabı çok güvenilir bir buzdolabınız var. İşte -18 derecede dondurabiliyorsunuz ve yıllar boyunca koruyabiliyor. Peki buzdolabına iki şey koyabiliriz. Bir tanesi çürük domates, bir tanesi de sağlam domates. Çürük domatesi yıllarca korumanın herhangi bir faydası var mıdır buzdolabının içine koymanın? Hiçbir faydası yoktur. Burada çürük domatesten kastettiğimiz şey hukuka aykırı olan, hukuken uygun olmayan kişisel verilerdir. Eğer bir kişisel veri hukuka aykırı olarak elde edilmişse bunu güvenlik kuralları içerisinde yıllarca korumanızın ya da en iyi şartlarda korumanızın, güvenliği altına almanızın hiçbir değeri yoktur. O suç olmaya devam eder. Hatta daha da kötüsü, onları korumaya devam ederseniz o elinizde bulunduğu müddetçe bu sefer de mütemadi suç dediğimiz bir şey var. Zincirleme suç kapsamına girer. Süre uzadıkça bunun zaman aşımı süresi de durmaz. Yani en son işlem yapıldıktan sonra bir zaman aşımı süresi vardır. Bir örnekle vereyim. Diyelim ki atıyorum şu an tam şeyleri hatırlamıyorum ama 8 yıl ya da 15 yıldır muhtemelen zaman aşımı. Diyelim ki bir veri elinizde yanlışlıkla duruyor, silinmesi gerekiyor. Silmemişsiniz. Bunu işte şeyde saklamışsınız. Backup'larınızda saklamışsınız. Normalde sildikten sonra 8 yıllık bir zaman aşımı varken atıyorum bunu 2021'de silmemişsiniz ve 2031'e kadar devam etmiş. Bu durumda 8 yıllık zaman aşımı süresi 2031'de başlar. Oysa silmiş olsaydınız 2021'de başlardı, 2029'da da zaman aşımı süresi biterdi. Böylece suç olsa dahi ceza almaktan kurtulabilirdiniz. Böyle detaylar açısından baktığımızda güvenlik kişisel verileri korunması kanununun en önemli noktası değildir. Zaten kişisel verilerin korunmasında asli unsur hukuktur. Güvenlik değildir. Şimdi böyle birçok sorular geliyor. Mesela güvenlikle ilgili koca kanundaki yaklaşık işte 30'dan fazla maddesi var. Bu maddelerden sadece bir tanesinin bir fıkrası kadardır, bir cümledir. Der ki orada da işte veri sorumlusu kişisel verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alır der. Sadece bir paragraf, bir cümledir yani güvenlik koca şeyde. Oysa onun dışında baktığımızda veri sorumlusunun tanımı, ilgili kişinin tanımı olsun, hukuki sebepler olsun, özel nitelikli kişisel veriler olsun. Bunlar her kanun maddesinde ayrı ayrı anlatılırlar. Peki bir kişisel verinin hukuka uygun olup olmamasının tek sebebi hukuki yükümlülük, meşru menfaat filan mıdır? Hayır, bir de genel ilkeler diye bir unsur var. Genel ilkelere baktığımızda işte yapılan işlemin, elde edilen kişisel verinin yeterli olup olmadığı, fazla olup olmadığı, ölçüsüz bir işleme olup olmadığıyla ilgili, bağlantılı olup olmadığıyla ilgili birçok denetlenmesi gereken şey vardır. Amacın açık olup olmadığı, ondan sonra amacın meşru olup olmadığı gibi bir sürü seçenek içerisinde bunlar anlatılır. Şimdi böyle bu biraz ön bilgi gibi anlatmaya çalıştım. Kişisel veri işleme faaliyetinden bir IT'cinin bölümüne baktığımızda peki IT'ciler bu işin neresinde? Acaba sadece saklama kısmında mıdır? Yoksa
başka alanlara da başka alanlarında da yer almakta mıdır? Bu tamamen IT'de ilgili arkadaşımızın hangi görevi yaptığıyla alakalıdır. Örneğin bir yazılım gerçekleştiriyorsa, yazılımın aşamalarını kendisi yazıyorsa ya da sistem analisti ise, hangi verilerin toplanacağıyla ilgili bir departmanla konuşup kararları o veriyorsa, yani şunu alabilirsiniz, bunu alabilirsiniz diyorsa, tabii ki KVK açısından ilişkisi çok daha farklı. Bu arada tabii sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ben de aralarda hemen ilgiliyse okuyup cevaplandırabilirim. Özellikle mesela baktığımız zaman GDPR'da, yani Avrupa Birliği'nin KVK mevzuatına baktığımızda, orada privacy by design diye bir şey yer alır. İkincisi de privacy by default'tur. Privacy by design nedir diye baktığımızda aslında çok basit. Diyor ki tasarım aşamasında mahremiyeti planlayacaksınız diyor. Daha ilk baştan aslında bütün yazılımın mahremiyete değer vermesi gerekiyor. Oysa biz IT'ciler bilgi toplamayı çok severiz. Her türlü bilgiyi toplamak isteriz. İşte nedir? Web'den bağlanıyorsa hangi işletim sistemi kullanıyor, hangi IP'den bağlanmış, hangi porttan bağlanmış, bağlanma zamanı nedir, bağlandığı cihazın işletim sistemi nedir, viewport'u nedir, ne kadar şeydedir, işte şuraya nereye tıklamıştır, mouse'u nereye götürmüştür, değişik kullanılan, bağlanan değişik cihazlar açısından söylüyorum. Bunun üzerine götürmüş müdür, hemen oraya bir tane işte şey koyalım, bize bilgi versin, şurayı alalım, burayı alalım. Biz bilgi toplamayı severiz. Çünkü IT'nin kökeninde ya da bilgi toplumunun kökeninde bilgi var. Bilgi de elde edilmesi lazım ki bunun üzerine bir şey kurulabilsin. Oysa privacy by design buna karşıdır. Daha doğrusu karşı demeyelim. Bunu disipline etme amaçlıdır. Yani siz diyor ki en baştan diyor bütün yaptığınız işlemlerde hukuka uygunluğu baştan planlayacaksınız. Eğer bir veriyi toplamanız hukuka aykırıysa öncelikle zaten ona yer vermeyeceksiniz. En baştan onu toplamaktan vazgeçeceksiniz. Her bir aşamasında bunlara dikkat edeceksiniz diyor. İkincisi de privacy by default açısından baktığımızda, eğer bir veriyi toplayacaksanız bu verinin elde edilmesi kişinin onayına bağlıysa ya da bağlı olması gerekiyorsa ya da şüpheliyse, en baştan onu mahrem olarak kabul edip almamayı tercih edeceksiniz diyor. Yani baştan itibaren almayacaksınız. Mesela ben IT sektörünün, Türkiye'deki özellikle IT sektörünün bu KVK ile ilişkisine baktığımda mesela acayip bir yanlış. Bütün siteler çok şeyi seviyorlar. Nedir? Hemen bir çerez politikası. Bütün sitelerde var çerez politikası. Maalesef bu konuda acı bir gerçek var. Bizim mevzuatımızda çerez politikası diye bir şey yok. Siz istediğiniz kadar çerez politikası yazın, istediğiniz kadar sitenizde çerez politikası olsun. Eğer bir aydınlatma metni yoksa çerez politikasının hiçbir değeri yok. Çerez politikası ancak doğru bir aydınlatma metninden sonra bir işe yarayabilir. Mesela ikinci kısım, diyelim ki bir çerez politikanız var. Şimdi yabancı sitelere girince görüyorsunuzdur. Türkiye'deki bazı sitelerde de var. İşte çerezleri grupladılar. Nedir? Bir tanesi sistem için çalışması zorunlu olan çerezler. Bir başka şeydir işte reklam çerezleridir, performans çerezleridir. Mesela bunları artık seçebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte reklam çerezlerini istemiyorum. Şöyle yapıyorum. Bunları da seçeneğe bağlayabiliyorsunuz. Şimdi peki bakalım Türkiye'nin en çok, yani düşünelim ya da bakın siz de. Mesela Türkiye'nin en büyük sitelerinde acaba girişte size çerezlerle ilgili bir seçim yaptırıyor mu? Ya da doğrudan sizi Google'a mı yönlendiriyor? Yani Google'un AdWords'una mı giriyorsunuz ya da diğer şirketlerin verdiği reklam hizmetlerine sizi bodoslama atıyor mu? Hiç soruyor mu size? Sormuyor. Çok net, bunların hepsi hukuka aykırı. Şikayet ederseniz cezayı yerler. Mesela bunu daha önce cezayı Amazon yedi.
kişilere sormadan verilerini yurt dışına aktardı ve bununla ilgili de yapmış olduğu bilgilendirmenin yetersiz olduğuna karar verildi ve Amazon ceza yedi. Bunu hepsine uygulayabilirsiniz. Yani aklınıza hangisi de geliyorsa. İsim de verebiliriz. Trendyol, hepsi burada. Ya da N11. Bunların hepsini şikayet etseniz hepsi cezalı. Niye yapmıyorlar? Çok basit. Çünkü keres politikasını bu şekilde seçimli yapsalar insanlar kabul etmeyecek. Kabul etmemesi de baktığınız zaman ticari açıdan bir sıkıntı. Neyi öğrenmek istiyoruz? Biz işte nereyi ziyaret etmiş? Bizden sonra nereye gitmiş? Oraya gidince bu reklamı çıkartalım mı? Bu bilgileri nedir işte? Ne yapıyoruz? Aslında elde etmeye çalıştığımız şey doğrudan karşı kişiyle ilgili, müşterimizle ilgili bir bilgi elde etmek istiyoruz. Bütün meselemiz de bu. Niye? Ona göre politikalar geliştireceğiz. Yani kişisel veri üzerine bir şey kuruyoruz. Ama baktığımız zaman bunlar peki niye yasak diye baktığımızda Google'a filan mutlaka duymuşsunuzdur. Çünkü Google ve benzeri siteler yurt dışında. Bizim kanunumuzun 9. maddesine göre de açık rıza olmadan yurt dışına veri aktarılması yasak. Peki şöyle diyebilirsiniz, browser var. Aslında veriyi browser gönderiyor. Üçüncü parti çerezleri kapatırsa aslında hiçbir şey göndermez. Bu kişinin kendi sorumluluğundadır diye basit bir gerekçe bulabiliriz. Ama bu öyle gerçekleşmiyor. Özellikle mesela hukukun detaylarına girdiğimizde bu bir tüketici uygulaması olarak baktığımızda tüketici sizin bu yaptıklarınızı bilmek zorunda değil. Teknik bilgisini bu seviyede olmasını bekleyemeyiz. O yüzden de doğal olarak bunları sitenin yapması gerekiyor. Zaten Avrupa Birliği'nin de Avrupa Adalet Divanı'nın da aslında aldığı karar bu yönde. Diyor ki sen diyor siteye girdiğinde açık rızaya tabi olan işlemleri onun rızası olmadan yapmayacağın işlemleri yapmayacaksın. Önce ona soracaksın. Rıza verdi, tamam dedi, ondan sonra yapabilirsin. Baktığımız zaman yurt dışındaki sitelerden bunun öncelikle orada yayılmasının sebebi de bu. Önce onların mahkeme kararları alındı. Avrupa Adalet Divanı dedi ki bu işler böyle yapılacak dedi. Ondan sonra bunların siteleri buna uyum sağlamaya çalıştı. Şimdi mesela bir soru gelmiş, onu okuyayım. Ona göre kişisel mahremiyete önem vererek tasarım yapmak için kişisel mahremiyetine konu olan durumlar nelerdir? Tam olarak KVK kapsamına giren. Kişisel mahremiyete konu olmak diye aslında bir kavram, o anlamda bir ayrım yok. Kişisel veri dediğimiz şey aslında bir kişiyle ilgili her türlü bilgi olduğuna göre onun tüm verileri, tüm bilgileri mahremiyet alanındadır. Anayasamızın çok açık hükmü vardır. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hüküm. Bu o kadar değerli bir hükümdür ki sonradan çıkartılan kanunların da iptal edilmesine sebep olabilecek kadar önemli bir hükümdür. Bizde kişisel veriler anayasadan korunur. Anayasanın koruması da Anayasa Mahkemesi'ne bazı kanunları kişisel verilerin korunmasına aykırı olması sebebiyle iptal etme imkanı tanır. Bunun da örneğini gördük. Mesela güvenlik soruşturmasıyla ilgili bir kanun maddesi çıkartılmıştı. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Yeteri kadar açık olmaması sebebiyle, ne kadar saklanacağının belli olmaması sebebiyle. Buradan baktığımızda kişisel mahremiyet dediğimiz şey her alandır. Yani her bilgi açısından KVKK kapsamına girer. KVKK kapsamına girmeyen hiçbir kişisel veri yoktur. Mesela ben burnumu şöyle kaşıdım, atıyorum, örnek veriyorum. Ya da işte benim gözlüğüm var. Siz not aldınız, dediniz ki işte Selçuk Bey'in gözlüğü var. Selçuk Bey'in gözlüğü olduğuna göre Selçuk Bey'in göz numarası bozuk. Şuna mesela baktığınız gözü bozuk dediniz. Ve aklınızda bir yere yazdınız. Ama sonra dediniz ki ben bunu bir de şeye yazayım ya. İşte bilgisayarımda bir yere not alayım dediniz. Not aldığınız andan itibaren KVKK hükmündesiniz. Hiçbir not alamazsınız. Beyninizde hepsini tutabilirsiniz. Ama ne zaman bir yere yazarsanız özellikle bilgisayara, kağıda yazarsanız olmaz mesela. O da enteresandır, ayrımları vardır. Bilgisayara yazarsanız KVKK hükmündedir. Ama diyelim ki arkadaşınızla ilgili notlar alıyorsunuz, kağıda yazdınız. Kağıt mesela KVKK kapsamında değildir. O yüzden bilgisayar açısından olan her şey, her kişisel veri, dijital ortamda olan her kişisel veri
KVKK'ya dahildir. Açık rıza metni olsa da bağlayıcılığı olmadığını biliyoruz. Bunun tam açıklaması nedir? Şimdi açık rıza kavramında şöyledir açık rızada. Bir defa öncelikle bir bilgilendirme yapılması gerekir ve sınırlı olması gerekir. Yani şöyle bir açık rıza veremezsiniz. Tüm kişisel verilerimi her türlü amaç için kullanılmasına onay veriyorum gibi mesela. Böyle bir şey yok. Yani açık rıza kabul olmaz. İkincisi ama en önemli unsur açık rızada serbest irade olacak. Bu serbest iradenin ne kadar serbest olduğu ise tartışmalıdır. Buna bir kusura bakmayın mesela ITC'nin karar vermesi çok zordur. Hukuk bilmesi lazım. Hukukun detaylarını bilmesi lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin atıyorum açık rızaya baskılayan şeyin ne olduğuna işte çalışma kişinin bir çalışan olup olmadığını alışveriş yaparken hangi sahiplerle hareket edildiğini ne kadar baskılandığını mesela bunların hepsinin daha önce nasıl değerlendirildiğini bilmesi gerek. Bunlara da ITC'lerin karar vermesi mümkün değildir açık rızanın burada geçerli olup olmadığını. Bu kısımları kesinlikle bir hukukçuya havale etmek lazım. Yani her hukukçuya da havale edemezsiniz. Çünkü alan geniş bu anlamda karmaşık bir alandır. Bugün bu konuda okumuş, yazmış, araştıran, bilen birine havale etmeniz lazım ki doğru kararlar verirsin. Mesela muhtemelen hepiniz bir yerlerde işte çalışıyorsunuz. Son dönemlerde de şey var işte aşı yaptırılması, çalışmayanlar, aşı yaptırmayanların işe alınmaması gibi bir uygulamalar var. Mesela bu ne kadar açık rızayla yapılabilir diye baktığımızda bunlar açık rızayla yapılamaz. Yani mesela size gelip bir kağıt imzalasalar, ben aşı bilgilerimin işveren tarafından işte işlenmesini onaylıyorum deseniz bu geçerli bir açık rıza değil. İstediğiniz kadar imzalayın. İstediğiniz andan itibaren bu geçersiz deyip işverenize şikayet edebilirsiniz. Siz işverenseniz bu durumda çalışanınız sizi şikayet edebilir. Çünkü bu geçerli bir şey değildir. Geçerli bir açık rıza değildir. Niye? Çünkü kişinin üzerinde sözleşme baskısı var. Açık rıza vermedi, işten atılma korkusu var. O zaman burada özgür iradeden bahsedemeyiz. Diyelim ki bir internet sitesine girdik ve bir atıyorum 30 liralık ürünü 5 liraya satıyor. Acaba orada kişisel verilerin işlenmesini açık rızaya bağlaması doğru mudur? Mesela bunu yapıyor Dijitürk. Diyor ki işte 2 ay daha kullanmak istiyorsanız ücretsiz. Bir zaman vardı hala var mı bilmiyorum. Ya da şunları kullanmak istiyorsanız kişisel verilerimin işlenmesine, yurt dışına aktarılmasına rıza göstereceksiniz diyor mesela. Bu geçersiz. Verilen bir hizmeti açık rızaya bağlayamazsınız. Ama bunu bir add-on olarak, bunu bir promosyon olarak veriyorsanız orada da tartışmalı bir alana geliyoruz. Acaba ne kadarlık bir promosyon kişinin iradesine baskıdır, ne kadarı değildir? Bu da yine hani IT açısından değerlendirecek bir alandan ziyade bunu başkalarının karar vermesi lazım. Öncelikle şunu düşünmemiz lazım. Biz bir IT'ci olarak, ben geçmişimde bir IT'ciyim ve şunu da biliyorum ki IT'cilere aslında çok pragmatik, her şeyi doğru hemen çözüm bulabilen ve işin yürümesini sağlayan kişilerdir. Çünkü biz oturup saatlerce bir avukata yazıp avukatın bana bir haftada cevap vermesini beklemek istemeyiz. Mesela şu an bana şirketlerden gelen cevaplara yani sorulara cevap verme sürem genelde 3-4 gündür. Çünkü o sırada başka bir işiniz oluyor, başka bir şeye bakıyorsunuz, başka bir şeyler oluyor ve geç cevap veriyorsunuz. Oysa o bir tarafta yürümesi gereken bir iş hayatı var. Ama avukatlar, bu anlamda avukatları da suçlamayalım. Çünkü bazı şeylerin yavaş yürümesi gerekiyor. Mesela bazen öyle bir soru geliyor ki bilmiyorsunuz cevabını, değerlendiremiyorsunuz. Ya da ilk defa karşınıza gelmiş. O zaman araştırma yapıyorsunuz. Birilerine soruyorsunuz, danışıyorsunuz. Ve en kötüsü nedir biliyor musunuz? Avukat size verdiği cevapta der ki, evet ben böyle söylüyorum ama bu yanlış da olabilir. Evet, maalesef bu bilgisayar işi kadar kesin bir alan değil. Bilgisayarda, bilgisayar ya yanlış sonuç çıkarmıştır, ya yanlış sonuç çıkarmamıştır. Ya doğru yapmıştır, ya yanlış yapmıştır. Ama hukukta maalesef böyle olmuyor. Açık rızayı hani bu anlamda tekrar getirip bağlarsak açık rızanın kavramı da bu kadar karmaşık, özgür irade olup olmamadığı, olmamasıyla ilgili bir şey. Burada da
bütün aslında yine privacy by design'a gidiyoruz. Bunları planlarken, bir şeyleri yaparken, siteyi kurarken, çerezlerini düşünürken bütün bu hukuki durumları değerlendirebilmek lazım. Yani şunu öneririm ben. Eğer bir site kuruyorsanız, bir ticaret alıyorsanız, ticari bir faaliyette bulunacaksanız ve kişisel veri işleyecekseniz ve daha önce örnekleri, doğru örnekleri de çevrenizde yoksa mutlaka bir bilene danışın, sorun bir yerden, araştırın. Araştırmak bazen doğru sonuç vermez. Çünkü KVKK bu aralar çok değerli bir alan. Yani bunu neden dolayı söylüyorum? Mesela avukatlar açısından genelde bu bilgileri ortalıkta paylaşmıyor. Bu aynı şey gibi işte. Yeni bir yazılım diliniz var mesela. Çok da güçlü. Sadece program sizde var. Ve onunla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Doğal olarak bunu herkesle paylaşmazsınız. Kendi iş bünyenizde tutarsınız ki onu paraya çevirebilirsiniz. Bu da avukatların yaptığı işte biraz da bunlar kaynaklanıyor. Şimdi yandan bir soruya daha bakayım. Kusura bakmayın. Ha, mesela Salih Bey demiş ki hocam mesela kişisel soy isim kimlik numarası gibi alanları anlamlandırılmayacak şekilde maskelesek ve gözlük ve tercihlerini tutsak makine öğrenmesi ve istatistik için sınırsız sürede yurt içi sunucularını da saklayabilir miyiz? Mesela buradaki Salih Bey'e teşekkürler. Mesela TC kimlik numarasını madem anlamlandırılamayacak şekilde maskeliyorsanız o zaman TC kimlik numarasını tutmayın. Tutmadığınız zaman zaten yani bir şeyi anonim veri haline getirdiğinizde eğer bir ilgili kişiyle bir gerçek kişiyle ilişki kurulamayacak hale geliyorsa bu durumda zaten o bir kişisel veri değildir. Anonim veriler kişisel veri değildir. Onlar ister yurt içinde isterseniz yurt dışında saklayabilirsiniz. Anonim verileri. Anonim veriden kastettiğimiz şey başka bir verilerle dahi birleştirilerek gerçek kişiyle ilişkilendirilememesi. Mesela bu konuyla ilgili en çok IP adres tartışması var. Acaba IP adresler anonim veri mi? Maalesef bazı meslektaşlarımız, bilişim hukuku uzmanları, arkadaşlarımız, şimdi belki değişmişlerdir, diyorlardı ki IP veri anonim veridir, kişisel veri değildir. Öyle değil. IP adresi kişisel veridir. Niye kişisel veridir? Mesela yani tabii şartlara bağlı olarak söylüyorum. Diyelim ki mesela ben şu an işte Zoom'a bağlandım ve Zoom benim IP adresimi tutuyor. Ben de işte adıyorum Vodafone Net üzerinden bağlantı sağladım. IP adresi Vodafone'la eşleştirildiğinde bu Zoom'a bağlanan kişinin o IP adresinin benimle ilgili olduğu tespit edilebiliyor. Demek ki IP adresi bu anlamda kişisel veridir, anonim veri değildir. Gözlük bilgisi tercihlerinde mesela oradan bir örnek vereyim. Diyelim ki şey yapacaksınız, anonimleştireceksiniz. Ne kadar anonimleştirebilirsiniz? Bu da bir tartışma konusu. Mesela Mehmet Yılmaz ismi 41 bin Mehmet Yılmaz'dı. Yani herhangi bir yere Mehmet Yılmaz yazdığınızda bunu doğrudan tek bir kişiyle ilişkilendirilemez. Mehmet Yılmaz 41 bin kişinin ismidir. O yüzden bu bir kişisel veri değil. Kişisel veri olması için tek kişiyle eşleştirilmesi lazım. Ama diyelim ki adamın adı Abdurrezzak Uzun Kavak Altında Yatar Uyur Oğlu. Muhtemelen bir kişi vardı. Mesela bu kendi başına kişisel veri. Kişisel veri kavramı çok böyle detaylı bir konudur. Aslında bunun üzerine bir kitap yazılacak kadar genel bir konudur. Mesela tek başına kişisel veri olanlar vardır. Başka bir veriyle eşleştirilecek kişisel veriler vardır. Mesela TC kimlik numarası tek başına kişisel veridir. Doğrudan bir kişiyi ifade eder. Ama mesela atıyorum yaş 54. Tek başına bir şey ifade etmez. Mutlaka kimliği belirli bir kişinin verisi olması lazım. Yani kimliği belirlenemez kişinin çünkü. 54 kilo dediğin zaman olmaz. Ama mesela geçen, yanlış hatırlamıyorsam mesela dün bir dünyanın en yaşlı kadını öldü. 124 yaşında diye yazılıyor. Mesela o kişisel veri. Çünkü dünyada 124 yaşında olan tek bir kişi vardı. Eğer biz 124 dersek o 124 yaşındaki kişi odur o kişisel veri. Ama yoksa yaş 54 dediğimiz zaman bu bir kişisel veri değildir. Alttaki sorulara doğru giriyorum. Kişisel verilerin korunması yönetiminde stratejik yönetimin ana unsurları nelerdir? Çok da detaylı bir soru. Buna şey diyelim. Yani mutlaka bir bu işten anlayan bir hukukçu kapsamında gitmeniz lazım. Ya da biraz benim herkese önerim mutlaka bir
hukuk eğitimi alması lazım. Mesela tüm IT'cilerin bence Türkiye'de ya da dünyada mutlaka bir hukuk eğitimi alması lazım. Bilişim hukuku falan değil, suç nedir? Bilinçli taksir nedir? Bilinçsiz taksir nedir? Bunların hepsinin öğretilmesi lazım. Bir örnek vereyim. Ben çalışırken patron derdi ki ya şu maillerde bir problem var, bir maillere bak derdi. Biz de açardık, mail baksa bakardık. Yani Allah'tan şimdi onlar üzerinden zaman aşımı olduğu için kalkıp mesela suçlama imkanı da yok. Mesela şimdi diyebilirim ki ben şu tarihte şu kişinin mailine baktım. Mesela bu suç oluşturmaz. Zaman aşımı var. Ama mesela bunları yapıyoruz. Muhtemelen belki sizler de yapıyorsunuz. İşte bilmemiz gereken nedir biliyor musunuz? Acaba bizim o veriye bakmamız, mesela patron söylediği için, mesela bu bizi suçtan kurtarır mı? Ya da bu aslında bir suç değil mi? Eğer mesela baktığınız veri şirketin verisi ise bu suç değil. Patron size söyler, siz de bakabilirsiniz. Ama diyelim ki o kişi aynı zamanda özel bir konuşma yapıyor ya da siz de mailboxlarda demiş kişilere izin vermişsiniz. Demişsiniz ki buradan özel görüşmelerinizi yapabilir misin? Yapabilirsiniz demişsiniz. Mesela bu sefer mailboxlara bakamazsınız. Bu sizi doğrudan suçlu konumuna da düşürür. Patron dedi ben baktım mesela kişiyi kurtarmaz. Hep verdiğim bir örnek vardır. Diyelim ki subject'te şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki kişi bu mailin içerisindekiler benim özel bilgilerimdir, özel hayatıma ilişkindir diye bir açıklama yaptı. Mesela siz devam edip o mailin içeriğine bakarsanız başınız belaya girer. Suç işlemiş olursunuz. Belki de içinde gerçekte şey taşıyordu. Şirketinizle ilgili sırları dışarıya kaçırıyordu. Olabilir. Ama burada yapmanız gereken şey mesela o verinin içine bakmak değil, o mailin içine bakmak değil. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak. Savcılık kararıyla bakmanız. Yani usul gördüğünüz gibi burada esas ve usulle baktığımızda usul sizi kurtarabiliyor. Bu çok önemli. Bu tür bilgilerin, bu hukuki bilgilerin aslında bütün IT'cilerin hem hukuki korumalarının sağlanması için hem de diğer işte gerçek hayatta da aslında bir sürü işimize yarayacak bilgiler açısından bunlar mutlaka bu eğitimi verilmesi lazım. Opt-out'u nasıl tanımlayabiliriz? Opt-out tıklayarak vazgeçmek değildir. Mesela şöyle bir örnek işte nedir? Geliyor diyorsunuz ki verilerimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum. İşaretli getirmişsiniz mesela. Tıkladınız, vazgeçtiniz diye beyan etmek zorunda değiliz. Burada çok basit bir şey var. Opt-in, opt-out açısından. Avrupa Adalet Divanı ya da bizim mahkemelerimizin verdiği bir karar vardı. Yani çok sevdiğimiz bir şey vardı ya, sükut ikrardan gelir diye. Kişisel verilerin korunmasında sükut ikrardan gelmez. Karşının ikrarını belirtmesi gerekir. Ben verilerimin işlenmesine onay veriyorumu kafasını sallayarak, tıklayarak, bir anlaşılacak bir fiili hareketle size bildirmesi gerekir. Eğer siz daha önce bunu aslında default, demin söylediğim gibi privacy by default, eğer onu siz baştan seçili halde getirirseniz bu olmayacak. O yüzden mutlaka opt-out'u açık rıza olan şeylerde mutlaka opt-in şeklinde yapmanız gerekir. Bu arada Q&A'lerden bakıyorum. Sonra diğer mesajlara da gideceğim. Firmaların veri envanteri verbisiyle sizce netlik kazanmış mıdır? Sürekli güncel tutmak ya da günümüzde pandemide olduğumuz için aşı kartı ve HES kodu da eklenmelidir değil mi? Aşı kartı ve HES kodu eklenmesine gerek yok. Onlar zaten sağlık verileri şeklinde yer alıyor. Ayrıca tek tek yazmaya gerek yok. Firmaların veri envanteri netlik kazandı mı? Netlik kazanmıştır da doğru mudur diye soruyu sormak lazım. Muhtemelen yani ben eminim ki Verbis'te yer alan firmaların çok da iddialı olmasın. %90'ı yanlıştır. Eksiktir. %70'i de uydurmadır. Çünkü o kadar uğraşıp o kadar doğru bilgileri yazmaları mümkün değil. Şöyle bir soru geliyor. Bunların birçoğunu avukatlar yaptı. Olabilir. Ama bu onların yanlış ya da eksik olmadığını göstermez. Yani benim baktıklarımdan bir sürü böyle komik komik şeyler var. Yani hatta birkaç tanesini ben geçmişte Twitter'da paylaştım. Çok komik şeyler var yani. Koca koca şirketler bu hataları nasıl yapar diye düşünüyorsunuz. Bir de dünya kadar para verdiklerini bilerek. O yüzden Verbis bence çok güvenilir bir yok. Muhtemelen yakında Verbis kaldırılabilirdi. İşletmede insan kaynakları birimi personelin kişisel verilerini görmekte.
personel sözleşmesinde iş amacıyla verilerinin kullanabileceğinin rızası alınıyor. Burada suç bu verinin iş dışında paylaşılması. Bir defa rıza olmaz. Çalışandan rıza alamazsınız. Ne diyecek, rıza vermeyen işlem mi atın? Demek ki yapacağınız işlemlerin rızaya bağlı olmadan gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sözleşmeye bağlı ya da bir hukuki gerek, hukuki sebebiniz olacak ya da bir meşru menfaatiniz olacak. Yani çalışanların verilerini işlerken çalışandan onay almak zorunda kalmamanız gerekir. İstisnası var mıdır? Tabii ki vardır. Diyelim ki bir piknik düzenliyorsunuz ve diyorsunuz ki hafta sonu arkadaşlar piknik düzenleyeceğiz. Gelmek isteyenler var mı? Evet, isimlerinizi yazdırın diyorsunuz. Mesela onlar açık rızayla işlenebilir. Çünkü sizin iş alanınızın dışında bir faaliyet bu. Ama iş alanınızdaki faaliyet ise bunları muhtemelen sözleşmeye dayandırmanız ya da diğer hukuki sebeplere dayandırmanız gerekir. Bunlardan en büyük problem mesela yurt dışına veri aktarımında. Yurt dışına veri aktarımında çalışanlardan alınan açık rızalar geçersizdir. Çok net. Geçersiz. Ha, diyeceksiniz ki bununla karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Açık rıza mı alıyoruz? Açık rıza alıyoruz. Hukuka uygun mu? Değil. Ya bunu şeyle söylemek lazım yani. Ama şu an başka bir yolumuz yok. Çünkü mevzuat yetersiz bu konularda. Mesela yurt dışından e-posta hizmeti alınması, Gmail'den ya da işte Microsoft. Eminim şu an çalışan, yani büyük bir kısmınızın mail adresleri Microsoft üzerinden gidip geliyordur. Hele bana mail atanlar için durum daha da kötü. Bana mail atıyorsanız, mailiniz yurt dışına çıkıyorsa benim de onayımın olması gerekiyor. Ben onay vermiyorum, ne olacak o zaman? Başınız belaya girer. Başınız derken sizinle, şirketle ilgili. Bu bir suç mudur? Bu suç değildir. Ama bu nedir? Tazminata sebep olabilecek bir durumdur. Yoksa her şeyi de suç diye değerlendirmeyelim. İşverenin dışında paylaşılması sıkıntı mı olur? Açık rızanın kendisi zaten problemliyse iş dışında paylaşılması da sıkıntılıdır. Sosyal yardım verilen bir kurumda yardım alan kişilerin fotoğraflarının tutulması problem teşkil eder mi? Kanunen böyle bir madde olmamasına rağmen açık rıza almak bu konuda yeterli olur mu? Güzel soru. Diyelim ki kanunda böyle bir madde yok. Siz fotoğraflarını tutmak istiyorsunuz. O zaman ne biliyor musunuz? Soracağımız soru şu. Fotoğrafı niye tutmak istiyorsunuz? Bunun için çok geçerli bir sebebiniz olmalı. Eğer sebebiniz çok geçerliyse bu sefer şey diyebilirsiniz. Yardım almak için fotoğrafınızı tutmak zorundayım diyebilirsiniz. Açık rıza almazsınız. Yardım almak için eğer bir sözleşme yapmıyorsanız sözleşmeler bu arada her türlü olabilir. Yazılı ya da sözlü de olabilir. Bunun bir parçası haline de getirebilirsiniz. Açık rızaya da ihtiyacınız olmaz. Açık rızanın kötü tarafı, kişi açık rızasını geri çektiğinde siz o veriyi işlemekten o veriyi artık işleyemezsiniz. Riskli bir alan. Riskli bir alanda durmamak lazım. Doğru bir şekilde planlamak lazım. Hizmetin yerine getirilmesi için verilen yurt dışına aktarımdan misafirden yine de açık rıza almalıyız mıyız? Evet, almalısınız. Yaşlı hasta bilinci kapalı insanların hukuka dayalı sağlık kayıtlarının yakınının veya doktorunun yurt dışı e-posta adresini istemesi sonucu gönderilmesi suç teşkil eder mi? Bunlara suç demeyelim. Hukuk aykırı mıdır diye söyleyelim. Hasta yakınları CİMER'e şikayete kadar giriyor. Evet, CİMER'e kadar gidebilir. Muhtemelen ihlalde karar verilebilir ama yurt dışına nasıl gittiğine yurt dışı e-posta adresine. İsteyen kişinin e-posta adresi yurt dışındaysa burada bir sıkıntı olmayacaktır. Piknik örneği ilginç. Şirkette pikniğe katılacakların listesini yapmak için açık rıza alınmalı mı? Evet, açık rıza alınmalı. Pikniğe gidecekler, kendileri istiyorlar. Pikniğe gidecekse açık rıza yapacaksınız. Ya da sözleşme var gibi düşüneceksiniz ama orada bir sözleşmeden bahsedemeyiz. Yani işte pikniğe gitmek istiyor musunuz? Evet, kendi rızasıyla gitmek istiyor. Bu bir genelde fiil olarak düşünürsek açık rızaya daha uygun. Pentest. Çok güzel bir soru bu. Pentest KVKK kapsamında. Şimdi tabii buradaki sorulan soru şu ki Pentest KVKK kapsamında senede bir mi, senede iki mi yapılmalıdır diye soruyor ama ben oradan sormayayım şimdi. Ben bu hackerlarla ilgili soralım. Beyaz hacker ya da işte beyaz şapkalı hacker ya da diğer hackerlar diye. Hani diğer hackerlarla ilgili bir tartışma konusu yok. Ne diyorlar? İşte zaten yaptığı suç. Bilişim sistemine girme, verileri hukuka aykırı elde etmesin. Peki diyelim ki geçmişte aslında
Utku Bey'in bir, Utku Şen galiba soyadı, bir şeyi vardı. İşte bir hastanenin açığını bulmuş. Oradan veriler elde edilebiliyormuş. Hastaneye bunu bildirmiş ve karşılığında da bir favor, ödül beklemiş. Karşı taraf sadece teşekkür eder demiş. Siz daha fazla da yaparsan seni şikayet ederiz demiş. Şimdi mesela baktığımız zaman burada mesela rıza olmadan şirketler üzerinde bu tür testler yapmak suçtur. Suçtur ama suç bile diye değerlendirdiğimizde şöyle bir farklılık ortaya çıkıyor. Diyelim ki bir tane daha yeni bu IT işine başlamış bir adam bir şeyler deniyor ama onun denediği imkanlarla sizin sisteminizin kırılması mümkün değil. Mesela burada baktığımızda bu iş deneme suç, cezalandırılmaz. Yani ölü bir insanı öldürmeye benzer bu, ateş etmeye benzer. E zaten ölmeyecek ki. Niye suç oluşturur? Aynı bilişim sistemine girme suçunda da eğer kullandığınız yöntemler, alet, edevat bu işi işlemeye elverişsizse, yapamıyorsanız onunla, bu bir suç oluşturmaz. Ama diyelim ki gerçekten bir açığı var ve siz o açığı görüyorsunuz ve diyorsunuz ki sonra ben bu açığınızı keşfettim. Peki bu açığı keşfettiğinizde acaba kişisel verilere de dokundunuz mu? Yani mesela diyelim ki hastanenin verilerine baktınız mı? Oradaki bir kişiyi mesela sadece kendi verilerinizle bu testi yapabilirsiniz. Yani örnek vereyim ben. Diyelim ki ben bir açık buldum. Bankada bir açık buldum. Yazdığım kişinin verilerini bana gösteriyor. Ben de gidiyorum sadece kendi TCK bilgilerimi yazıyorum. Bu suç değil. Ama arkadaşımın TCK bilgilerini yazarak sistemi kontrol ediyorum ve veriyi elde ediyorum. Bu suç. Bu bir problem. Mesela bir zaman vardı. Firma ismi de vereyim çünkü şeyde de yazdım. Sigortam.net'te yazıyordunuz TC kimlik numarasını. Adresini öğreniyorsunuz. Yani işte 3 hanesini, 5 hanesini kapatıyor filan ama adresi görüyorsunuz. Mesela ben onun testlerini kendi adresimle izin aldığım başka arkadaşlarla yap. Ama siz oraya başka bir TC kimlik numarası yapıp o testi yaparsanız bu suç. Peki nasıl bulacağız bu açıkları? Bu yöntemle. İzin aldığınız kişilerin bilgilerini kullanarak. Eriştiğiniz yerde eğer başkalarının kişisel verileri varsa bu suç olur. O firmanın evet bir hukuk aykırılığı var mı? Yeterli güvenlik tedbiri almamışlığı var mı? Evet. Ondan ceza alır. Ama bu sizin ceza almanızı engellemez. Bir başka örnek. Diyelim ki işte X verilerini bir tane hacker şeyde paylaştı. İnternette ücretsiz paylaştı. Daha yakın zamanda olmuştu. Ve siz de merak ettiniz. Dediniz ki acaba bunun içindeki veriler kimlerin? İndirdiniz. Suç. Bu kişisel verileri hukuk aykırı elde etmiş. Yakalanırsanız üzerinde bulunursa ya da indirdinizsiniz edilirse hakkınızda dava açılabilir, ceza da alabilir. Çünkü suç olan bir veriyi indirip siz de içinde kim var diye bakamazsınız. Şunu diyebilir misiniz ki ama içinde kendi verim var mı diye bakmak istedim. Hayır. Çünkü bu da olası kasta girer. Sonucundan umursamamışsınız. İşte olası kast, bilinçli taksir, bilinçsiz taksir, kasıt, sahik nedir, işte bunun unsurları nedir? Dediğim gibi bunların hepsinin bir hukuk eğitiminde yapılması lazım. Soruya gelecek olursak, pen test bir senede mi, iki senede mi yapılmalı? Bunun bir şeyi yok. Yani eğer sizin iş durumunuz her ay test yaptırmaya gerektirecek kadar önemliyse bankalar açısından ya da sürekli bir test altında olmanız gerekiyorsa bunları yapacaksınız. Yani bunun bir belirlenmiş bir periyodu bir şeyi yok. Pen test yaptırıp yaptırmamanızın da bir şeyi yok. Yani illa yaptırmanız diye de bir kural yok. Belki sizin pen teste ihtiyaç duyacak bir yapınız yok. Ya da riskiniz düşük. Ona para harcamak istemiyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Q&A'dekilerden sonra bir de chat'tekilerden cevap vereyim. Orada bir yukarıdan başlayayım. Zoom, Teams gibi sunucular yurt dışında yapılan platformlar üzerinden yapılan iş toplantılarında kullanıcılardan yurt dışına veri aktarımından dolayı açık rıza alınmalı mıdır? Evet, alınmalıdır. Verirler mi? Bu ayrı bir sıkıntı. Hatta şöyle bir problem var. Diyelim ki karşı şirketin çalışanı iş toplantısına giriyor. Açık rıza da vermek istemiyor. Ne olacak mesela? Büyük problem. Yani bunlar mevzuatımızda maalesef çözümlenmiş durumda değiller.
KVK'da kamusal kullanıcılardan ziyade şirket çalışanları, partnerler, çözüm ortakları ve benzeri noktasına dikkatimizi çekmek istediğiniz noktalar nelerdir? Veri işleyen kavramı mesela var. Yani partnerler dediğimiz bu veri işleyenler. Veri işleyen kavramı dediğimiz şey bir kişinin veri sorumlusu adına bir veri sorumlusunun verdiği yetkiyle veri işleyenlerdir. İşte hosting firmaları olabilir ya da çağrı merkezleri olabilir. Onlar adına verileri işliyorlardır, kişilerle görüşüyorlardır. Bunlar açısından baktığımızda bunların bir aydınlatma yükümlülüğü yoktur. Ama nedir? Veri sorumlusunun vardır. Doğrudan suçlanabilirler mi veriyi toplamakla ilgili? Bunlarla ilgili suçlanamazlar. Fakat ellerinde sağlam bir sözleşmelerin olması lazım. Hangi verilerin nasıl işleneceğiyle ilgili kendilerinin biliyor olması lazım. Karşı tarafın da doğru bir şekilde bunları yönlendirmiş olması lazım. Sözleşme deyince akla yine hukukçular gelir. Sözleşmelerin her bir noktası çok önemlidir. Mesela ben sözleşmeleri hazırlarken cahilliğe güvenerek sözleşme hazırlıyorum. Bu ne demek? Bazı maddeleri KVK'daki herkesin bilmeyeceği noktaları yazaraktan yazıyorum. Alt taraftaki yükümlülükleri de ona göre değiştiriyorum. Böylece okuyan hukukçu KVK'ya çok hakim değilse okuduğu şeyi normal karşılarken alt tarafta bir problem çıkıyor. Burada bir sıkıntı var mıdır? Ahlaki bir sıkıntı da yok. Çünkü hukukçunun o yaptığı işi bilmesi lazım. Ama çok açık yazdığınız hükümlerde problem çıkar mı? Çıkabilir. Kabul etmeyebilirsiniz. Bizim tabii sözleşmelerde şöyle bir şey vardır hukukçularda. Alt klasik vardır ya, altına olan kuralı koyar, kuralı koyan altına alır. Eğer bir siz sözleşmede güçlü taraftanız, karşı tarafın neredeyse istediğiniz her şeyi kabul ettirebilirsiniz. Sonuçlarda bulunan ve imha zamanı gelmiş kişisel verilerin tespiti ve imhası için kullanılan yazılımlar, yol yöntemler önerebilir misiniz? Vallahi öneremem. Yani yöntem şöyle tabii, her verinin ne zaman elde edildiğini bir defa saklamanız gerekiyor. Her veri parçası bazında. Eğer bir toplu şekilde elde ediyorsanız tabii toplu şeklini yazabilirsiniz. Yani ilk elde edildiği zamanı, atıyorum bir ekrandan form elde ediyorsanız bunu yazmanız lazım. Sonrasında da saklama süresini çok iyi biliyor olmanız lazım. Ve saklama süresine de riayet ediyor olmanız lazım. Yani aslında yarın hangi verilerin silinmesi gerektiğini bugünden biliyor olmanız lazım. Bunun için tüm yapınızı verilerin elde edilme ve saklama süreleri artı nerede tutulduklarına dair gerçekten sağlam bir envanterinizin olması lazım. Burada kişisel veri işleme envanteri çok önem arz ediyor. Yani bir de işin kötü tarafı şu var. Kişisel verilerin korunması sonuçta sadece dijital verilerden oluşmuyor. Dosyalardan, kağıtlardan da oluşuyor. Onların da envanterini doğru şekilde tutmanız lazım. Yani bir tane yazılım aldınız, sizin bütün verilerinizi veri tabanında çok güzel gösteriyor. Sorun bitmiyor. Fatura basmışsınızdır, fatura almışsınızdır, gider pusulası kesmişsinizdir. Kişilerden geldiği zaman işte şeyin onayını almışsınızdır, yedek parça vermişsinizdir, almışsınızdır, tamire getirmiştir. Bazı konularla ilgili onam almışsınızdır, bir sürü şey var. Bunların hepsini bir de kağıtları yönetmeniz de gerekiyor. O kağıtların da imha süreleri geldiğinde imha edilmesi gerekiyor. Bazılarını imha edemezsiniz, anonimleştirmek gerekiyor olabilir. Bu sefer tip eklemeniz lazım. Yani aslında her verinin ne kadar süre elinizde kaldığını, ne yapıldığını, nasıl yapılması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor derken şirketin bilmesi gerekiyor. Yoksa bunun hepsinin IT'cilerin görevi olduğunu söylemek mümkün değil tabii. Verilerin yurt dışına aktarılması kanun çerçevesinde problemli bir durum olmakla beraber, örneğin firmaların mail sunucularının büyük nasıl büyütüyor? Bir saniye. Şöyle yapayım. Heh, tamam. Şuradan okuyayım. Pardon. Verilerin yurt dışına aktarılması kanun çerçevesinde problemli bir durum olmakla beraber, örneğin firmaların mail sunucularının yurt dışında olması ve özellikle global firmalarda mecbur olarak kullanılıyor olması durumu var. Biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Bu kapsamda kanunda devam eden ve aksiyon alınan bir durum var mı? Her mail gönderilen açık rıza alınması mantıksız olacağından kanunun bu konulardaki yönlendirmesi ne şekildedir?
Hatırladığım kadarıyla bununla ilgili bir çalışma mevcut. Evet, bununla ilgili bir çalışma mevcut. Şeyin bize söylediği Mart 31 Mart 2022 tarihine kadar bu sorunu çözecekler. Bununla ilgili bir kanun çalışması var. O yüzden şu aşamada zaten Kişisel Verileri Koruma Kurulu da kimseye ceza kesmiyor bu konuda. Bu konuyla ilgili bir şey bekliyoruz, bir düzeltme bekliyoruz. Özellikle global firmalarla ilgili. Çünkü bu iş hayatını da etkileyen, özellikle yurt dışındaki yabancı sermaye açısından risk teşkil eden bir durum. Bazı firmalar cezasına katlanabileceğini düşünerek bunu yapıyorlar ama tabii sürekli bu ceza ödeyemeyecekleri için bu bir başka problem kaynağı tabii ki. Yurt dışında bulunan TR'den hizmet verilen yabancı müşterilerin kimlik bilgilerini nasıl tutmalıyız? Fark etmez. Yani bizimkilerle aynı. Onlar ayrı bir statüye tabi değil. KVKK ile 56-51 kanunlarının çeliştiği noktalar bulunmakta. Bu konuyu yorumlayabilir misiniz? Valla hangi konunun çeliştiğini bilmiyorum ben. 56-51'in tabii hangi hükmünü kastettiğinizle ilgili onu yazarsanız ona ilişkin yani bu chatin altına yazarsanız neyi çeliştiğini onunla ilgili cevap verebilirim. Gazetelerde ilan edilen tebligatlarda kişilerin sadece TC nosu değil, ana, baba, doğum tarihi, yeri, mahallesi, adresi, aile, efradı gibi benzeri tüm bilgiler açıkça yazılıyor. Mahkemeler bunu nasıl yapabiliyor? Çok basit. Maddenin 28 birinci kısmında mahkemelerin yaptığı işlemler açısından istisna var. KVKK hükümlerine tabi değiller. Ayrıca kanunda tebligatın nasıl yapılacağı açıkça belirlenmiş durumda. Bu şekilde tebligat yapılması gerekiyor. Yapılan işlem mevzuata uygun ama doğru mu derseniz muhtemelen doğru değil. Bunun yöntemi de bu şekilde tebligat yapılan bir kişinin mahkemeye gidip dava açarak kanunun iptaliyle ilgili tebligat kanunundaki ilgili maddenin iptaliyle ilgili bir dava açması gerekiyor. Yoksa şu an yapılan şey mevzuata, hukuka uygun. Mailler konusunda şirketlere özel kullanılan mailler de bu kategoriye girer mi? Şirketlere özel kullanılan yurt dışındaysa hepsi girer. Yani fark etmez isterse kendi bünyesinde kullansın. Fark etmez. KVK sitesinde sürekli kurum veri güvenliği sorumlusundan söz ediliyor. Ancak böyle bir kurumlarda yok. Ayrıca KVKK'ya bazı banka ve şirketlerce raporlanan veri çalınma vakalarının veri sahiplerine verebileceği zarar kayıplarla ilgili ne yapıldığı belli midir? Veri güvenliği sorumlusundan söz ediliyor. Bazı kurumlarda var tabii ama her kurumda var mı? Yok tabii. O rehberlerin bir kısmı yurt dışındaki rehberlere bakılarak hazırlandığı için genel ifadeler yer alıyor böyle. Bunu her kurumun kendi içinde düzenlemesi gerekiyor. Eğer kastettiğiniz şey veri güvenliğinin dışında Data Protection Officer şeklinde bahsediyorsanız bu GDPR'da öngörülen bir yükümlülük. O da sadece kamu kurumları ile özel nitelikli kişisel verilerinizi yoğun şekilde kullanan veri sorumlularına öngörülen bir yükümlülük. Bizim mevzuatımızda Data Protection Officer ya da veri koruma görevlisi şeklinde bir şey yok. Uygulama yok. KVKK'ya bazı banka ve şirketlerce yaparlanan veri çalınma, veri ihlali bildirimi diyelim biz onlara. Veri sahiplerine verebileceği zarar kayıplarla ilgili ne yapıldığı belirli midir? Onlar sadece duyuruyu yaparlar. İlgili kişiler, veri sahibi kavramını ben kullanmıyorum. Çünkü doğru bir kavram değil. Uydurulmuş bir kelime, tanım. Bizim mevzuatımızda da yok. Bunu her ilgili kişinin zarara uğrayan hakkı ve verisini kopyalayan her kişinin kendisini takip etmesi gerekiyor. Eski çalışmış olduğum şirkette veri sorumlusuydum. Güzel bir cümle. Şöyle bir cevap vereyim. Veri sorumlusu olunmaz, doğulur. Yani bir kişi veri sorumlusu olamaz, ancak doğar. Bu ne demektir? Bir şirketin veri sorumlusu yoktur. Şirketin veri sorumlusu şirketin tüzel kişiliğidir. Siz yani muhtemelen verilerden ilgili yukarıda biraz önce söylediğimiz gibi veri koruma görevlisi ya da kişisel veri koruma görevlisi konumundaydınız herhalde.
İki ay oldu, hala veri sorumlusu ben görünüyorum. Ne yapmam gerekir? İrtibat kişisi olarak herhalde Verbis'te görünüyorsunuz. Bunun aslında maalesef uygulamada şöyle bir problemi var. Siz kendinizi ayıramıyorsunuz şeyden, Verbis'in o kısmından. Bu bir eksiklik. Şirkete söylemeniz gerekiyor. Şirketin değiştirmesi gerekiyor. Ayrıca çok da kafayı takmayın. Çünkü irtibat kişilerinin herhangi bir hukuki yükümlülüğü yok. Size gelebilecek herhangi bir şey yok. Sadece yeni şirkete gitmişseniz, onlar sizi atamak istiyorsa sizi atayamıyorlardır. Yöntemi bir kişisel verileri koruma kuruluna başvurabilirsiniz, kurumuna. Söyleyebilirsiniz ben buradan ayrıldım diyebilirsiniz. İkincisi en kolayı da eski şirketinizi söyleyin, onlar değiştirsinler. Perakende sektöründe açık rıza veren müşteriye yönelik indirim yapılması, rıza vermeyene indirimsiz fiyatla satış yapması sorun teşkil eder mi? Bununla ilgili kurulun bu Migros'un kartın adını unuttum. Neyse. O kartla Money Kart'la ilgili bir kararı vardı. O tabii çok kısıtlı bir karardı ama şu an onu tepe tepe kullanıyor herkes. Bu indirimin yapılmasını filan bunların bir sınırı var tabii. Ne kadarlık bir indirimden bahsettiğimiz, açık rızayı ne kadar zedelediği ile ilgili tek tek şeylerin ayrı ayrı değerlendirilmesi lazım. 56-51'de istenen DSP logları. Bu kişisel verilerin korunması kanunla aykırı bir şey değil. Sonuçta bu da bir kişisel veri. İç bünyenizde kimlere hangi IP adreslerini dağıttığınızı tutmanız gerekiyor. Ben size şunu söyleyeyim aslında. Belki daha önce de duymuşsunuzdur. Mesela 56-51 de der ki işte toplu internet sağlayıcıları mesela şirketleri söylüyorum. Yani internet hizmeti veren şirketleri söylemiyorum. Diğer şirketleri söylüyorum. 56-51 loglarınızı tutmazsanız hiçbir şey olmaz. Cezası yok. Boşa para veriyorsunuz. Yani bazı şirketler, belki aranızda o şirketlerde çalışanlar da vardır ama yapacağım bir şey yok. Mesela gelip işte savcılık geldi, şu şirkete şöyle yaptı, böyle yaptı, işte sahibi hakkında dava açtı filan gibi şeyler söylüyorlarsa böyle olaylar yok. 56-51 ile ilgili log tutmazsanız, DSP logları da tutmazsanız güvenlik açısından diye söylüyorum, hiçbir şey olmaz. Ama KVKK açısından bir sorun çıkar mı diyorsanız, çıkarsa eğer bu da DSP log'a bağlanırsa KVKK açısından ceza yiyebilirsiniz. Ama 56-51 açısından ceza yemezsiniz. DSP loglarında dediğim gibi 56-51 tutmanızı istiyor. İç dağıtım logları diyor. Aynı zamanda KVKK açısından da bunların tutulması da uygun. Tekrar buraya dönelim. 56-51 hotspot için misafir bağlanmadan aydınlatma sunmalı mıyım? Yani şöyle bu muhtemelen kullanıcı adı şifre belirlemeden önce eğer bilgi soruyorsanız orada aydınlatma metnine yer verebilirsiniz. Ama dediğiniz şuysa kullanıcı adı şifre sormadan doğrudan bağlanıyorsa bu nasıl yapılabilir bilmiyorum çok teknik olarak. İlk başta bir başlangıç adresine gidip orada aydınlatma metnini göstermeniz lazım. Ya da binanın girişine eğer free bir internet varsa burada girdiğiniz işte ücretsiz internet kısmında işte kişisel verileriniz işlenmektir deyip bir linkle aydınlatma metnine yönlendirme yapılabilir. Yani illa internet üzerinden bir bilgilendirme yapmanız şart değil. Kağıtla ya da atıyorum toplantı odalarına da bununla ilgili bilgi vermeniz yeterli olacaktır. PDKS olarak yüz okuma sistemi kullanılıyor. Bu sistem şu an doğru mudur? Yanlıştır. Uygulama alanında yoktur. Şikayet edilirse ceza da yersiniz. Kurul bunu hem ölçüsüz bulmuştur hem de hukuka aykırı bulmuştur. Yani açık rıza da alarak yapamazsınız diye devam ediyor. Ya da devam edeceksiniz gibi önlemler almalıdır. Devam edilemez. Bazı avukatlar şirkette DPO gözüküyor. DPO değil, irtibat kişisi demek istiyorsunuz aslında. Olabilirler, irtibat kişisi olmakla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Herkes irtibat kişisi olabilir. Hatta şirkette çalışıyor olması da gerekmiyor. Komşunuzun oğlunu, çocuğunu, yani 18 yaşa bakıyorlar mı bilmiyorum. İstediğiniz herkesi irtibat kişisi haline getirebiliyorsunuz. Evet, burada başka soru yok.
Yani ne kadar anlatabildim bilmiyorum. Saat 16.07 oldu zaten. Yavaş yavaş da herhalde azalıyoruz. Evet, sonra da bir soru da bir yazı daha geldi. Ona da bakalım. Veri güvenliği sorumlusu bulunmayan görevli diyelim ona. Sorun olunca kafa karışıyor. Veri güvenliği görevlisi bulunmayan kurumlarda örneğin kurum içi kullanım varsayımıyla hazırlanan ve kişisel bilgileri de içeren listelerin ticari şirketlere sızdı şüphesi oluşuyorsa kime doğrudan KVK'ya başvurabiliyor mudur? Şimdi doğrudan başvuru yok. Öncelikle eğer çalıştığınız şirkette bir ya da başkasının çalıştığı değil. Diyelim ki çalıştığım şirkette benim verilerimin başkasına satıldığıyla ilgili ya da sızdığıyla ilgili şüphelerim var. Ya da başkalarının olduğuyla ilgili var. Bir defa sadece kendi verilerinizle ilgili başvurabilirsiniz. Yani başkalarının verileriyle ilgili durumlar için başvuramazsınız. Ancak kişisel verileri koruma kuruluna bu konuyla ilgili ihbarda bulunabilirsiniz. Hatta diyebilirsiniz ki işte yemek sepetinde 25 milyon kişinin verileri çalındı ama aralarında benim verim yok. Mesela bu ihbardır. Ama diyelim ki mesela benim yemek sepetinde benim verilerim çalındı. Bu arada çok rahat söylüyorum ismini. Hiç de umurumda da değil. Çünkü verilerimizi çaldırdılar. Büyük bir aymazlıkla da pardon dediler. Hepsi o kadar yani. Başka bir şey de yapmadılar. Mesela bu konuyla ilgili benim yapacağım şey şu olabilir. Aslında yemek sepetine ne soracağım yani? Benim verilerimi çaldırdın mı? O zaten çaldırdım diyor. Hani bununla ilgili ne yapar? Bununla ilgili tazminat talebi oluşturabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki mesela yemek sepetine sen benim verilerimi çaldırdın. Ben de senden 50 lira, 1000 lira, 5000 lira, 10 bin lira tazminat talep ediyorum. Çünkü ben mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki ben tanı koruma programı altında bir kişiyim. Yemek sepetine de benim bulunduğum yerden yemek siparişi verdim. Oradan da bana ulaşılabiliyor mesela. Baktığınız zaman bir güvenlik tehdidi olarak da söyleyebiliyorum. Ya da evimin adresi bulunabiliyor gibi. Bu tür bilgilerle mesela yemek sepetinden bir tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Onlar sizin bu dediğinizi karşılamazsa gitmeniz gereken yer kurul değil, mahkemedir. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gidip tazminat davası açabilirsiniz. Yani böyle çok basit bakılıyor ama mesela atıyorum 100 bin kişi bir araya getirseniz herkes 1000 lira tazminat talebinde bulunsa çoğu şirketi batıracak rakamlara ulaşır bunlar. Maalesef bu bir böyle bir kültürümüz yok. Bir araya gelip firmaları cezalandırmaya gitmiyoruz. Firmamızda kişisel bilgileri özel sigorta firması ile paylaşılıyor. Özel sağlık sigortası için burada ne yapmamız gerekiyor? Özel sigorta firması ile ilgili bilgilerinizi size sigorta yaptırmak için paylaşıyor. Sadece paylaştığı bilgiler sizin adınız, soyadınız, doğum tarihiniz gibi bilgilerse bunları paylaşabilir. Ama siz eğer şöyle bir talebiniz varsa ben özel sağlık sigortası istemiyorum diyorsanız onu baştan söylerseniz sizin bilgilerinizi paylaşmaması gerekiyor. Tabii burada özel sigortanın parasını şeyin verdiğini varsayıyorum. Şirketin verdiğini varsayıyorum. Size zorla sigorta yaptırıp primini de size ödetiyorlarsa bunu paylaşamazlar. Mesela sizin sağlık verilerinizi paylaşamazlar. Onu ancak sigorta şirketi sizden doğrudan isteyebilir. Hatta şirketlere verilip şirketin bu bilgileri toplaması doğru değildir. Sigorta şirketinin doğrudan kendisinin toplaması gerekir. Şirketin sizin sağlık verilerinizi bilmemesi gerekir. Santralde görüşmenin ses kaydı alındığında görüşmeniz kaydedilecektir. Anonsu yeterli midir? Burada bir seçenek sunmuyoruz. Görüşme kaydediliyor. Doğru değildir. Ama şunu söylüyorsanız ki istemiyorsa kapatsın diyorsanız eğer o kişinin mutlaka sizden bir sizle mesela atıyorum ona verdiğiniz hizmet ona bir hizmet veriyorsanız bir iş görüşmesi yapmıyorsanız bu durumda o hizmeti almak için ses kaydı mecburen yapılıyorsa bu bir veri ihlalidir. Zorlamışsınızdır onu. Bunun dışında o ses kaydının nerede tutulduğu da önemli. Bazıları yurt dışında tutuyor, yurt dışında tutulamaz. Bir de eğer iç bünyedeki bütün konuşmaları kaydediyorsanız bu başka bir sıkıntı kaynağıdır. Özel kişilerin özel görüşmeleri de mutlaka telefonlarda yer alıyordur. Bu aynı mailler için de geçerlidir. Örneğin mesela iki tane şirket çalışan kendi arasında bu akşam sinemaya gidelim mi diyor. O diğeri de evet diyor.
baktığınız zaman bu bir özel kişisel veri içeren bir durumdur. Bunlar içinde mesela bunların içeriğine bakmak da, duymak da, okumak da yine aynı KVKK açısından mahsurludur. Bunun için belli bir süre var mı? Yani çalındığından ne kadar zaman sonrasına kadar başvuruda bulunabiliyoruz? Bunda genel olarak tüketici kanununu devreye soktuğumuzda 2 yıllık bir süre vardır ama burada hukuka aykırılık olduğu için bunda bir süre yoktur tüketici kanunu çerçevesinde başvurabilmek için. Ama bunu eğer sözleşme çerçevesinde başvuruyorsanız 2 yıl içinde başvurmanıza fayda var. 2 yıllık süre içerisinde paylaşırsanız hakkınızı alabilirsiniz. Evet. Bakayım bir de son bir daha köye bakayım. Zoom'a bağlandığımızda kaydediliyor, bilgisi veriyor örneğin. Çok güzel. Diyor ki orada İngilizce tabii. Eğer diyor kaydedilmek istemiyorsanız diyor dahil olmayın diyor Zoom. O açıdan baktığımızda mesela diyebilirsiniz ki peki size sordular mı kayıt diye. Vallahi bana baştan girerken kaydediliyor dedi. Hani ben çok umursamadım ama kaydedilmemesini istiyor olsaydım katılmazdım. Sizlerin de gelmesinin bir anlamı olmazdı. Biraz da size verdiğimiz söz sebebiyle kayda izin veriyoruz. Yapacağımız bazen bir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Başkaca bir soru yoksa toparlayayım ben. Öncelikle katılan herkese teşekkür ediyorum. En azından bir bilgilerinizde bir değişiklik yapabilmişsem, bakış açısınızda bir farklılık oluşturabilmişsem ne mutlu bana. Genelde IT'ciler çok dahil olmuyorlar buna. Genelde çok böyle bir şey söyleyeyim. Hani en sona geldik. Biz IT'ciler var ya çok kibirliyiz. Yani kusura bakmayın ben hep öyleydim. Hala da öyle miyim bilmiyorum ama IT'ciler genelde biz her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz. Hukuk okuyunca gördüm ki bu iş pek öyle değil. Yani hukuk bilgisi biraz insanı değiştiriyor. Daha böyle mütevazı yapıyor. Genel olarak da avukatlardaki mütevazılık şeyden daha fazla IT'cilerden. Ama ahlak olarak baktığınızda IT'ciler daha ahlaklı. Bunu da söyleyeyim. Bir sorunuz olursa mail adresim de var. Her yerde bulabilirsiniz. LinkedIn'de de varım. Oradan da yazabilirsiniz. Herkese cevap veriyorum. Paraya da bağlamadım. Yani genelde böyle bir şey oluyor. Bana yazın da ben iş kurtarayım diye. Öyle bir derdim de yok. Belki aralarınızda daha önce yazanlar olmuştur mu bilmiyorum. Öyle olduğumu bilirler. Amacımız KVK'nın doğru bir yere gelmesi. Herkes için hayırlı olması, iyi olması. Çünkü sonuçta baktığın zaman KVKK bizim için gelmiş. Bizi koruyan bir şey. Bizi koruyan bir şeyden de faydasını elde edelim. Bunun şeyini, faydalarını yaşayalım, herkese de yaşatalım. Ben çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Tuğçe Hanım, oralarda mısınız? Çok teşekkür ederiz değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Bize bugün geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Webinar sonundaki anketimizde yanıtlarsanız çok memnun oluruz. Katılan herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler herkese, hoşça kalın. Hoşça kalın.